Yoksa Duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri. Hoş geldiniz. Bugüne kadar hep en güzel otelleri saydık durduk. Şimdi de sıra en kötülerde. Ama kötü olmalarının sebebi pis veya hayaletli olmasından kaynaklanmıyor. Olaylar sandığınızdan çok başka. Hadi gelin neler olduğuna beraber bakalım. Beş numara, The Frying Pan Tower. Bu otelin eski ve metal görünümüne yakışan bir adı var. Anlamı kızartma tavası demek. Amerika'nın doğu kıyısından 52 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tamamı metal olan yapı Atlantik Okyanusu'nun içine inşa edilmiş. 1964 yılında yapıldığında bir deniz feneri olarak kullanılıyordu. Ancak şimdi burası 7 odalı bir otel. Okyanusta kafa dinlemek iyi olabilir diyorsanız şunu dinleyin. Bu okyanus kıyısı her yıl birçok kasırgaya maruz kalıyor. Ulaşımın ise sadece helikopter veya botlarla yapılabildiğini düşünürseniz böyle bir durumda burası sığınmak isteyeceğiniz en son yer olabilir. 4 numara, The Henna Chain. Robotların dünyayı ele geçirdiği o döneme yavaş yavaş yaklaşıyoruz sanırım. Karşınızda robot otel. Japonya'daki bu otelde çalışanların %80'i robot. İçeride sizi robot resepsiyon görevlileri karşılıyor. Bazıları insan görünümünde, bazısı ise dinozor. Otele kaydınızı yapıyorlar. Otel içinde robot çöp tenekeleri ve robot köpekler etrafta dolanıyor. Odanızda ise sizi yumurta şeklinde yardımcı robotunuz karşılıyor. Oda sıcaklığını ayarlayıp sizi istediğiniz saatte uyandırabiliyor. Otel yöneticisi ise daha ekonomik olduğu için tüm otel çalışanlarını robotlar ile değiştireceğini söylüyor. Ama bence bu biraz korkutucu. Düşünsenize, siz bu otelde kalırken bir anda robotlar ayaklanıp insanlara savaş açabilirler. 3 numara, Clown Hotel, Palyaço Oteli. Palyaçolardan korkar mısınız? Cevabınız evetse bu otel sizin için bir korku filminden farksız olacaktır. Burası Amerika'nın Nevada eyaletinde bulunan bir motel. İçeri girdiğiniz andan itibaren her yer irili ufaklı palyaçolarıyla dolu. Resepsiyon, odalar, her yer. Tüm bunlar yetmezmiş gibi motelin yakınlarında bir de mezarlık var. Ben yeteri kadar Amerikan korku filmi izledim, korkmam diyorsanız siz bilirsiniz. Ama düşünün, gece elektrikler kesilse o karanlıkta tüm motel bir kabusa dönüşebilir. 2 numara, Hotel Kazanus. Yine ismiyle bize mesaj veren bir otel daha. Açıklamadan önce soruyorum, sizce burası neye benziyor? Söyleyeyim, kalın bağırsağı. Otelin adı Kaza Anus, yani Anus'un evi. Yani sindirim sisteminin bitiş noktası. Bu otel Belçika'da bulunuyor. Dış ve iç tasarımı bağırsak şeklinde tasarlanmış. İçerisi tabi bir bağırsağa göre oldukça temiz. Eğer bir kalın bağırsakta yaşamak nasıl bir his merak edenler varsa deneyebilirler. Ama aklımda bir soru var. Burada kalıp sonra da dışarı çıkan müşterilere otel ne demek istiyor acaba? 1 numara, Hans Brinker Budget Otel. Ve işte karşınızda dünyanın en kötü oteli. Üstelik bunu ben demiyorum. Otelin bizzat kendisi söylüyor. Hollanda'da bulunan bu otelin sahibi yıllar boyu müşterilerin şikayetlerini dinlemiş. Ve sonra bu şikayetleri kabullenerek kendini en kötü otel olarak tanıtmaya ve reklamını da bu şekilde yapmaya karar vermiş. Örneğin otelin reklam posterlerinde şunlar var. Gelin, havlu yok ama perdeler var, onlara kurulanabilirsiniz. Gelin, saç kurutucu yok ama güneş alan pencerede saçlarınızı kurutun. Wi-Fi yok ama komşunun şifresi ücretsiz. Bunun gibi birçok yaratıcı reklam çalışmasıyla samimi bir yaklaşım geliştiren otelin doluluk oranı %80'e kadar yükselmiş. Ama otel standartları hala çok düşük. Şimdi size bir sorum var. Bu otellerden birinde bir gece kalmak zorundasınız. Hangisini seçerdiniz? Yorumlarda yazın. Hazır buraya kadar gelmişken de videoyu beğen tuşuna basarsanız bizi mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.